Selamun aleyküm arkadaşlar. Bugünkü hikayenin ismi El Kubbaratu tarla kuşu vel fellahu ve çiftçi. Benet bina etti Kubbaratun bir tarla kuşu. Huşşehe yuvasını fi hakli kamhin bir buğday tarlasına bina etti. Yani kurdu. Ve kânet idi turabbi yetiştiriyor idi. Sigarehe küçüklerini yani yavrularını fi himayeti a'vadil qamhi buğday saplarının himayesinde yavrularını yetiştiriyor idi. Elleti o buğday sapları ki tendacu olgunlaşıyor. Burayı toparlarsak olgunlaşan veya olgunlaşmakta olan buğday saplarının korumasında yavrularını yetiştiriyordu. Ve fi yevmin me bir gün ve kable en yektemile tamamlanmadan önce rişu sigari yavruların tüyleri tamamlanmadan önce yani yavruların tüyleri tam olarak çıkmadan önce demek istiyor. Ca'e geldi el fellahu çiftçi yetefekkadu kontrol ediyor. Hal olduğu için arkadaşlar bu fiile hal anlam vermeliyiz. Çiftçi kontrol etmeye geldi. Mahsulehu mahsulünü yani ürününü. وَلَمَّا رَآهُ onu görünce yani ürünü görünce يَضْرِبُ vuruyor. اِلَى الْاِصْفِرَّارِ sarıya vuruyor. Seri'en hızlı bir şekilde buradaki vuruyor fiilini dönüyor anlamı verebiliriz Türkçe'ye uyması için. Hızlı bir şekilde sarıya dönerken görünce yani buğdayları قَالَ dedi عَلَيَّ اَنْ اَبْعَثَ göndermem gerek. Bi nidain bir çağrı göndermem gerek ila istiqai arkadaşlarıma li musaadati bana yardım için fi hasdi hadal hakli bu tarlayı hasat etmede bana yardım için arkadaşlarıma bir davet veya çağrı göndermem gerek. Ve semi'athu onu duydu. Kubbaratun sagiratun küçük bir tarla kuşu. Fefezi'at ve korktu, panik yaptı. Eşeddel feza'i çok. Burada eşeddel feza'i arkadaşlar meful mutlak olduğu için buna çok anlamı veriyoruz. Çok korktu. Ve se'elet sordu ummehe annesine. Eleyse değil mi? Minel eftali en eftal en iyisi değil mi? Naklul uşşi yuvayı taşımak fevren hemen. Toparlarsak burayı. Derhal hemen yuvayı taşımak en iyisi değil mi? Ya da en iyisi yuvayı hızlıca taşımak değil mi? Ecabetil ummu anne cevap verdi. Mehlen yavaş. Bir dakika. Fe inne şüphesiz men kimse yebahsu arıyor. Yani arayan kimse anil musaadeti yardımı ledel estiqai arkadaşların yanında yardım arayan kimse aleyhi onun için gerekir en yentazira beklemesi gerekir. Yani sadeleştirirsek burayı beklemelidir. Tavilen uzunca. Ve ba'da iddeti eyyamin bir süre sonra eta geldi el fellahu çiftçi saniyeten ikinci defa yani tekrar geldi. Fera'a gördü el habbe taneyi yani buğday tanelerini yastavi olgunlaşıyor. Fi senabilihi sünbüllerinde olgunlaşıyor. Yuridu istiyor en yaskute düşmek istiyor alel ardi yere. Yani buğday tanelerini sünbüllerinde olgunlaşırken ve yere düşmek üzere görünce bu şekilde çevirebiliriz. Fakale dedi aleyye benim için gerekir. Ella etrukehu onu bırakmamam gerekir. Ba'du henüz. Yani şu an onu bırakmamam gerekir. Burada onu dediği arkadaki el habbe kelimesine hitap ediyor. Habbe tane demek. Her ne kadar tekil olarak burada yazılsa da biz çoğul anlamı veriyoruz Türkçe'ye uyması için. El yevme bugün bittehdidi özellikle kesinlikle esteciru kiralarım. Burada fiile gelecek zaman anlam vermemiz daha uygun olur. Esteciru kiralayacağım er ricale adamlar. وَنَأْتِي ve geliriz. Yine gelecek zaman anlam vermeliyiz.
وناتي وجلجيس للعمل çalışmak için فورا derhal. ولما سمعته onu duyunca القبرة tarla kuşu قالت dedi لصغارها küçüklerine yani yavrularına تعالوا gelin ya sigari yavrularım علينا bizim için gerekir en nerhale ayrılmamız gerekir sadeleştirirsek ayrılmamız gerek lem yaudil ane şu an artık olmadı yetehattasu konuşuyor olmadı yani artık konuşmuyor an estiqaihi arkadaşlarından arkadaşlar hakkında konuşmuyor artık velakinnehu fakat o seyetevella omuzlayacak el emre işi bi nefsi kendisi bu parçadan çıkarılacak sonuç eftalul avni en iyi yardım avnun nefsi kendine yardımdır bu parçadaki önemli noktalar benet fiilinin asıl şekli bene mudarisi yebni bina etmek kurmak demektir uşşaha kelimesinin yanına uşşun kuş yuvası anlamına gelir. A'vadi kelimesinin yanına hali a'vadun tekili udun. İnce dal parçaları veya bitkilerin sapları ya da kibrit çöplerine denmektedir. Biz burada buğday için kullanıldığından dolayı buğday sapı dedik. Ve el-kamhi kelimesinin yanına hali kamhun buğday demektir. Tendecu fiili mazi şekli nedice mudarisi yendecu olgunlaşmak demektir. Rişu kelimesinin yanına hali rişun tüy demektir. Hem tekil hem de çoğul olarak kullanılır. Yetefakkadu fiilinin mazi hali tefakkada mudarisi yetefakkadu kontrol etmek demektir. Elisfirrar kelimesi bu bir mastardır. Sararmak anlamına geliyor. Aleyye'yi önceki derslerde sıkça açıklamıştık arkadaşlar. Cümle başında gelirse bu şekilde gerekmek manası veriyor. Aleyye, benim için gerekir. Aleyke, senin için gerekir. Ve öndeki fiile bağlayarak sadeleştiriyoruz bunu. Aleyye en eb'ase, göndermem gerek gibi. Eb'ase fiilinin mazi hali, ba'ase, mudarisi yeb'asu, göndermek anlamına gelmektedir. El-hakli kelimesinin yanına hali haklun çoğulu hugulundur. Tarla veya kır anlamına gelir. Fefezi'at bu fiilin asıl hali fezi'a mudarisi yefse'u korkmak, paniklemek demektir. Yebahasu fiilinin mazi hali bahase mudarisi yebahasu an harfi ceriyle gelir devamlı aramak demektir. Yestevi fiili de arkadaşlar yukarıdaki tendecu fiiliyle aynı anlama gelir. Mazi şekli isteve, muzari şekli yestevidir. Olgunlaşmak demektir. Tabi bitkiler için veya meyveler için kullanıldığında ya da insanın ergenlik çağına, bulu çağına gelmesi anlamında kullanıldığında olgunlaşmak demektir. Bir diğer anlamı da istiva etmek yani yerleşmek anlamıdır. Bittehdit bu bir kalıptır. Özellikle, kesinlikle demektir. Estaciru fiilinin mazi şekli istecere mudarisi yesteciru kiralamak anlamına gelir. Ve lisigariha arkadaşlar burada sigarun kelimesi çoğuldur, küçükler demektir. Tekili sagirundur, küçük anlamında. Bu kelimenin çoğulu bazen bu şekilde çocuklar olarak da kullanılır. Yani lisigariha onun çocuklarına şeklinde. Lem yaud kalıbını önceki derslerde açıklamıştık. Artık olmadı, artık değildi şeklinde öndeki cümleye bağlıyoruz. Lem ya'ud yetehattesu artık konuşmuyordu gibi. Seyetevella fiili bu da çok sık kullanılan bir fiil. Mazi hali tevella mudarisi yetevella omuzlamak, üstlenmek anlamına geliyor. Bir sonraki hikayede buluşmak üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.